Kireç oluşan yüzeylerde sıklıkla kullanılan ve gıda sanayinde de evlerde de çok yaygın olarak kullanılan limon tuzundan bahsedeceğim bugün sizlere. Genelde zeytin, turşu, salça, reçel, hazır yemek, evde yaptığımız yemeklerde, hazır gıdalarda raf ömrü daha uzun olsun diye gıda limon tuzu kullanılmaktadır. Peki bu limon tuzu gerçekten limondan mı yapılmaktadır? Hemen söyleyeyim, limondan yapılmamaktadır. Önceden limon ve başka narenciyelerden doğal yollarla elde edilen limon tuzu aslında bilimsel ismi olan sitrik asit sanayi ve tüketim toplumunun gelişmesi ve artmasıyla talebi karşılayamaz hale gelmiştir. Pahalı ve zahmetli bir yöntem haline geldiğinden dolayı da artık yerini yapay ve hızlı yöntemlerde elde edilen limon tuzu haline getirmiştir. Bu bağlamda limon tuzu aslında yanlış bir tanımlamadır. E, limon tuzu değil, tuz değil bu asittir. Limon tuzu çoğu kişi tarafından limondan elde edilen doğal bir madde olarak bilinmektedir. Ancak bu yanlıştır. Oysa limon tuzu denilen kimyasal strik asit strik asitin limondan değil şekerden elde edilen bir kimyasalıdır. Artık günümüzde sentetik olarak şeker pancarı melasından üretilir hale gelmiştir. Melastaki şeker, şekerden mayalar ve bakteriler yardımıyla gerçekleşen mayalanma yani fermentasyon neticesinde sitrik asit elde edilmektedir. Toplam şekeri fermentasyon ile mayalama süreci boyunca da hiç kalmamaktadır. Bu yüzden de beyaz renkte burada görmüş olduğunuz gibi sentetik bir sitrik asit yani limon tuzu haline gelmiştir. Peki bu sitrik asit tam olarak nedir? Neredeyse bütün bitkilerde ve canlı hücrelerde bulunan meyve ve sebzelerde doğal olarak bulunan başlıca organik bir asit olan strik asit meyve ve sebzelere ekşi tadını vermektedir. Gıda sektöründe de raf ömrünü uzatıcı en yaygın kullanılan koruyucu ve tatlandırıcı bir maddedir limon tuzu. Yani aslında bizim hazır gıdalarda, etiketlerde gördüğümüz bir E kodu var. E330 kodu ile ürün etiketlerinde yer alıyor. Aslında bu e, limon tuzu yani strik asittir. Özellikle meyve suyu ve nektarlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Canlı hücreler strik asit olmadan işlevini gerçekleştiremezler. Strik asit insan organizmasında da üretilir. Vücuda alınan gıdalardaki karbonhidrat, protein ve yağ gibi bileşiklerin enerjiye dönüşürken izledikleri yollardan birisi de sitrik asit döngüsü ya da bu döngüyü bulan o kişiye ismi verilen Krebs döngüsüdür. Evinizde doğal olarak limon kabuklarıyla siz de aslında limon tuzunuzu aslında şöyle diyelim limon tozunuzu yapabilirsiniz. Çünkü bu bir kimyasal sentetik bir madde ve Gıdalarda çok yaygın olarak kullanmaktayız. Biz bugün şimdi birazdan sizlerle birlikte az bir miktar limonların kabuklarından bir limon tuzu yani limon tozu yapacağız. Bakalım nasıl olacak. İzliyoruz. Evet, şimdi birlikte limon tozu yapacağız. Limonlardan. Öncelikle limonlarımız doğal ise işler çok kolay doğal değilse bir kimyasal kullanılmışsa bunu karbonatlı suda 1 litre suya 1 çorba kaşığı karbonatlı suda 10 dakika beklettiğimiz limonun kabuklarına ekleyeceğiz. Çok derinde almadan işte bu şekilde fazla kalın değil şöyle ince ince limon kabuklarını ayıklayacağız ve bunu fırında belli bir sıcaklıkta kurutacağız. Eğer evinizde fırın haricinde bu meyve sebze kurutucular varsa harika olur. Ve bunu kuruttuktan sonra blender'dan geçireceğiz. Bakın bu şekilde e, limon kabuklarını ince ince doğruyoruz. Limonlarımızı bu şekilde kabuklarını ince ince soyuyoruz. Bu arada ben limonla ilgili... Birkaç bilgi vereyim. Limonlar biliyorsunuz çok çabuk küflenebiliyor. Buzdolaplarında saklıyoruz. Dışarıda sakladığınızda zaten çok hızlı küfleniyor. limonların bu kabuk kısımlarına difenil uygulanabiliyor. Hani bazen pazara gidersiniz, markete gidersiniz. bir yaklaştığınızda bu kağıtların arasında sarılı olan limonlarda Yoğun bir koku duyarsınız. Böyle bir kimyasal kokusu. İşte o difenil kokusudur. Difenil bir kimyasaldır. Koruyucu bir maddedir. Antifungal yapıdadır. Küflenmesini engeller. O yüzden turunçgillere yaygınlıkla kullanılır. Eğer dediğim gibi limonunuz doğalsa işler çok kolay. E, strik asitten bahsedeyim. Yani biz bugün limon tuzunun o limon tuzu olan olayın e, maddesini strik asite elde edeceğiz. Limon tozu yapacağız demiştik. Ee, özellikle de turunçgillerin e, kabuk kısımlarında ve kabuğun hemen altındaki kısımlarda strik asit çok yoğun e, noktadadır. Çok yoğun olduğu için de bizim elde edeceğimiz strik asit daha güçlü bir e, toz olacaktır. Bunun için de ben küçük ölçüde yaptım. Çok fazla değil. 5 e, tane limondan az bir şey yapacağım. Elinizin altında daha çok limon olabilir. Ve bu şekilde Soyma işlemimiz bitti. 5 tane limonumuzu soyduk. Şimdi bunları bir pişirme kağıdına homojen bir şekilde böyle boşluklar kalacak şekilde diziyorum. Ve biraz sonra yaklaşık 50-60 derecelik bir fırında fanlı kurutucuda Kurutacağım. 70-80 derecelere çıkmayın, kararır ve yanabilir. Hedefimiz yakmadan bunları kuru hale getirmek. Çünkü kuru olduktan sonra da çok kolay bir şekilde blenderda toz haline getirebileceğiz. Bu kadar basit bir işlem. Ve evet, şu an fırınımızın fan ayarını açtık ve 50 dereceye ayarladık sıcaklığımızı. 50 dereceye ayarladıktan sonra da tepsimize. Limon kabuklarımızı yerleştirdik. Gördüğünüz gibi birbirinize birbirine temas etmiyor. Birbirine temas etmeden bu şekilde gevrekliği oluşana kadar e, işlemimizi yapıyoruz. Fırınımızı kapattık. Evet, şu an süreyi takip etmek için 50 derecede fanlı ayarda e, saat akşam 8'i 20 geçiyor. Bir izleyelim bakalım gevreklik ne zaman oluşacak? tekrar bakacağız. Şu an fanlı ayarda görmüş olduğunuz gibi fanlı ayarda 50 derece sıcaklıkta 20-20 20.20'de akşam 8.20 geçe de başlamıştık. 17. dakikada duruma bir bakalım. Gevreklik ne durumda? Şu an limonlara bakalım yakından. Amacımız bu limon kabuklarının suyunun uçması. Bunun için de 50 derece ideal bir sıcaklık ve gevrek hale geldiği zaman e, bu olacak. Limon kabuğu biraz yağlıdır. Yağlı olduğu için böyle çıtır çıtır tam kuruyacağını düşünmüyorum. E, ama istediğimiz kıvama gelecektir. İzlemeye devam ediyoruz. Ve 1 saat 5 dakika süre geçti. Bakalım limonlar ne durumda. Hedefimiz limonların gevrek olmasıydı. Yavaş yavaş bakın şöyle zaten limon kabuğunu suyu Biraz önce çıkıyordu şimdi çıkmamaya başladı yani kuruma evresine girdi. bayağı güzel gidiyor. Tahminim biraz daha isteyecek. Gevrekliğe az kaldı. Ve gördüğünüz gibi bu sıcaklıkta 50 derece maksimum 60 derecede bu işlemi yaptığımız için de limon kabuklarımızda majör bir renk değişimi yok yani kararma kahverengileşme yok. Bu şekilde renkleri gayet güzel görünüyor. Biraz daha devam ediyoruz. Ve yaklaşık 1 saat 45 dakika oldu. Saat 8'i 20 geçe başlamıştık. Neredeyse 1 saat 45 dakika oldu. Bir bakalım. Durum nasıl? Son durum nasıl? Oo evet güzel. Çıtır çıtır olmuş. Bakın görüyor musunuz? Oldukça gevrek bir yapıda kolay kırılıyor. Kolay kırılmayı sağlayan da kabukları ince ince soymamız oldu. Şimdi bunları birazdan blenderdan geçireceğiz ve toz haline getireceğiz. Şimdi son aşamadayız. Görmüş olduğunuz bu limon kabuklarını kuruttuk ve hafif soğuduktan sonra. Bakın çıtır çıtır ses geliyor. İstediğimiz o nemi uçurduk ve artık toz hale bu cihazda geçirebiliriz. Ve sonunda limon tozumuzu yaptık. Burada görmüş olduğunuz sentetik limon tuzu böyle şeffaf beyaz bir limon tuzu ve pek çok gıda maddesinde kullanılıyor. E330 sitrik asit olarak biliniyor. Biz de bu gördüğünüz küçük ölçekli 5 adet limonun kabuğunu Incecik soyduk. Burada gördüğünüz gibi çıtır çıtır yapı elde edildikten sonra mutfak robotunda Toz hale getirdik. Pek kolay bir işlem değil bu. Sizler de evlerinizde robotta yaparken biraz zorlanabilirsiniz. Ben biraz zorlandım. Elde ettiğim tozu göstermek istiyorum size. Bakınız böyle Gayet güzel Turşularda kullanabilirsiniz. Yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Özellikle bam yemeğinde Limon tuzu çok kullanılır ülkemizde. Ve orada kullanılabilir. Çünkü strik asit dediğimiz bu organik asit özellikle narenciyelerin limon gibi narenciyelerin kabuğun kabuk kısmında ve kabuğun hemen altında çok yoğun olduğu için kabuğun kabuktan faydalandık limon tozu yaparken. Bu noktalara dikkat ederek sizler de yapabilirsiniz. Aktarlarda çok daha kuvvetli öğütücüler var. Orada elde ettiğiniz yüksek miktardaki ee, bu azdı, pilot ölçekli bir çalışmaydı bu. Ee, çok sayıdaki limonun kabuğunu kuruttuktan sonra böyle, bakınız, böyle gevrek, çıtır çıtır, böyle çıtır çıtır e, hale geldikten sonra 1 saat 45 dakikada oldu bu. 2 saatte olabilir, 2,5 saatte olabilir. Bu hale geldikten sonra e, kabuklarınız robotunuzda çok etkili olmasa da robot yoksa da bir aktarda çok hızlı bir şekilde bu şekilde toz haline getirebilir ve bir kavanozda cam kavanozda kapağını kapatarak kuru serin bir ortamda saklayarak muhafaza edebilirsiniz. Birçok noktada da doğal limon tozunuz hazır olmuş oluyor. Sizler de bu şekilde kolayca hızlı ve pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.